Konya'da şehrin kadim kültüründe yer alan şivlilik geleneğinin tüm Türkiye'ye tanıtılması için Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı çocuk festivali olan Şivlilik Çocuk Festivali çocuklar ve ailelerden büyük ilgi görüyor. Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi şehrin kadim kültüründe yer alan şivlilik geleneğini tüm Türkiye'ye tanıtmak için önemli bir festivale imza atıyor. Selçuklu Kongre Merkezi'nde 2-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenen festival her gün 10 ve 22 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Festivalde çocuklar ve aileleri müzikaller, animasyonlar ve etkinliklerle gün boyu eğlenceli vakitler geçirebiliyor. Şivlilik sadece Konya'mızda yaşatılan bir gelenek. Konya merkezde çocuklar 3 ayların başlangıcında, Recep ayının hemen başında, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, Regaib Kandili gecesinin bir öncesi gün, çocuklar sabah erkenden evlerinden çıkarlar ve kapı kapı dolaşarak ikramları alırlar. Ve bu aldıkları ikramları da önce kendi aralarında paylaşırlar, sonra da ikram ederler, dağıtırlar. Bu sadece Konya'mıza mahsus bir gelenek. Konya'mızda çocukların yaşattığı bir gelenek. Biz de bu geleneği çocuklarımızla beraber yaşatırken belediyeler olarak onlara hem hediyeler veriyoruz hem de onların gönüllerini hoş etmeye çalışıyoruz. Bu manada bu sene artık bu geleneği, bu şivlilik geleneğini Selçuklu'muzda, Konya'mızda bir festivale dönüştürmek için bir çalışma yaptık ve gördüğünüz gibi artık tamamen bir festivale dönüşmüş vaziyette şivlilik geleneği. Bugün üçüncü günümüz. Çarşamba günü başladı festivalimiz. Perşembe günü şivlilik günümüzdü. Gecesinde Regaib Kandilimiz vardı. Bir akşam önce de Fener Alayı programımız vardı. Bugün üçüncü günümüz. Üçüncü günümüzde festivalimiz çok canlı bir şekilde devam ediyor. Çocuklarımız buraya aileleriyle birlikte geliyorlar. Burada hem hoşça vakit geçiriyorlar hem de aileleriyle birlikte burada oyunlar oynuyorlar, müzikaller izliyorlar, atölye çalışmalarına, atölye faaliyetlerine katılıyorlar, yarışmalara dahil oluyorlar. Çocuklarımıza hem eğitici, öğretici faaliyetleri yapıyoruz, hem geleneğimizi, kültürümüzü anlatıyoruz, 3 ayların ne olduğunu ifade ediyoruz ve yarışmalarda onlara güzel hediyeler veriyoruz. Tabii şivlilik paketlerimizi de çocuklarımız için hazırladık ve her gelen çocuğumuza şivlilik paketlerimizi de ayrıca veriyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızla birlikte gelen ebeveynlerimiz, büyüklerimiz de burada konusunda uzman akademisyenler, yazarlar ve tıp doktorlarının çocukların gelişimiyle, kişisel gelişimleriyle, sosyal psikolojik gelişimleriyle alakalı onlara çok faydalı bilgiler veriyorlar. Dolu dolu bir festivali bütün Konya ile birlikte yaşıyoruz. 2 Şubat'ta başladı buradaki festivalimiz. 6 Şubat'a kadar, pazar gününe kadar devam edecek. Şu anda üçüncü gün, daha günün ortasındayız ama şu ana kadar ziyaretçi sayımız 201 bin. Bu herhalde bir rekordur. Çünkü Konya'mızda birçok festivali, birçok organizasyonu gerçekleştirdik ama böyle bir ilgi, alakayı ilk defa görüyoruz. Tabii çocuklarımız çok mutlu. Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar için ne yapsak azdır. Bu manada biz hem geleneklerimizi, göreneklerimizi, adetlerimizi çocuklarımıza en iyi şekilde aktarmak hem de milli manevi değerlerimizi onlara ifade edebilmek adına bu organizasyonu gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu organizasyonu aynı şekilde festival havasında yürütmeyi, hatta ulusala taşımayı düşünüyoruz. Çünkü hakikaten çok büyük bir ilgi ve alaka var. Biz 3 ayların başlangıcını tabii ki büyükler olarak zaten yaşıyoruz. Onunla ilgili bir takım çalışmalar yapıyoruz. Özel günlerimizi, kandil gecelerimizi kutluyoruz ama çocuklarımızın bu günleri yaşaması, bu günlerin değerini anlaması bizim için çok daha önemli. İnşallah önümüzdeki yıllarda
buradaki Konya'daki geleneği, Konya'da yaşatılan şivlik geleneğini bir festival havasında bütün ülkeye, bütün ulusala yaymayı düşünüyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımızı inşallah önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğiz. Sormadan söyledik herhalde değil mi hepsini? Siz araya ne ilave edecekseniz dedim. Tamam mı?